Haftanın Geyik Podcast'ına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hızla değişen dünyadan logolarında nasibini alması. Ben yıllardır tasarım yapan bir insanım ve çok net bir şekilde fark ettiğim şey artık flatlaşma çağına girdik. Yani insanlar minimalist ve sade tasarımlar seviyorlar. Çünkü dünya o kadar karışık ki bir şeyleri aklımızda tutmak eskisi kadar kolay değil. Örnek verelim şu logomu size daha hoş geliyor yoksa şu logomu? mu? Evet ikisi de dünya cümlü marka Apple'ın logoları. Hayır birisine alışık olduğunuz için değil. Birisi daha sade olduğunuz olduğu için gözünüze hoş geldi. Bugün de yeni bir haber aldım. Pringles'ın logosu da değişmiş. Eski logoyu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bir tane dayımız vardı, bıyıklı. Karışık bir tasarım vardı ortada ama 20 yıldır bu logoyu kullanıyordu Pringles. Ancak yeni logo tam olarak şu şekilde. Dayıdan bayağı bir şey eksilmiş. Ancak gayet sade ve bana göre arkadaşlar güzel bir tasarım olmuş. Tabii birçok insana bu tasarım çok saçma geldi. İşte Pringles eski ağırlığını kaybetmiş, eski logo daha güzeldi vesaire. Bunları ben tamamen insanların değişmeye odaklı canlılar olmadığından kaynaklandığını düşünüyorum. Muhtemelen sonradan yaptıkları logo ilk logo olsaydı ve yeni logo diye eski logoyu çıkarsalardı, insanlar yine bu ne arkadaş diyeceklerdi. Tabii bu bir göz zevkidir ve insandan insana değişen birçok parametre vardır. Oralara değinmiyorum. Buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Dünya flatlaşıyor. Dünya artık sadeleşiyor. Günümüzde daha çok hoşa giden şey minimalizm. Mesela şu göstereceğim ev bir zengin evi öyle değil mi? Çünkü kendisini belli ediyor şatafatlı her yerinde süslemeler var ince ince detaylar işlenmiş. Ama şundan eminim şu ev size daha hoş gelecek. Çünkü bu ev bir minimalizm örneğidir. Öyle şatafatlı süslemeler garip detaylar yok. Göz yoran neredeyse hiçbir şey yok. İkisi de birer ev ancak minimalizm farkı burada ortaya çıkıyor. Bunu dediğim gibi dünyanın keşmekeşinin artmasına... Ve insanların artık daha sade şeylere sarılmasına bağlıyorum ben. Belki de başka bir nedeni vardır. Şimdi gelin değişen logoları, yakın zamanda değişen logoları birlikte inceleyelim. Burger King. Evet, en çok şaşırdığım bu olmuştu açıkçası. Aslında eskiden kullandığı bir logoyu tekrardan kullanıyor Burger King. Ancak çok net bir şekilde şunu görüyoruz, büyük bir sadeleşmeye gidilmiş. Volkswagen ya da Volkswagen. Volkswagen'in de logosu daha 3 boyutlu bir şekildeydi. Arada renk geçişleri vardı ve gerçekten güzel gözüküyordu. Kesinlikle Volkswagen'in logosunu ben çok beğeniyordum, eski logosunu. Ama yeni logosu sanki böyle bir çocuk çizmiş havası vermiyor mu sizlere de? Çok basit sanki. Hani yapalım da gitsin şeklinde ama tabii ki öyle değil. Muhtemelen bir sürü mühendise tasarlattılar bunları ve aralarından en iyisini seçtiler. Tabii bu flatlaşmaya karşı olan insanların da argümanlarını anlayabiliyorum. İlk gözde çağrışan şey şu oluyor çünkü ya sanki uğraşılmamış gibi. Evet gerçekten de öyle. Eski logoyla yeni logoyu karşılaştırdığın zaman diğer logolar hep daha uğraşılmış gibi gözüküyor. Ama minimalizm şunu der. Bir şeyi yapabiliyor olman onu yapman gerektiği anlamına gelmez. Ha bana sorar ben hala Volkswagen'in eski logosunu daha çok seviyorum. Bu Renault'un yeni logosu. Bence yeni logo eski logoya göre çok daha güzel olmuş. Özellikle yeni tasarımlarda bu geometrik ve keskin geçişleri çok kullanıyorlar. Burada da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta artık öyle tasarımlar çıkmaya başladı ki mesela örnek vereyim. Şu gördüğünüz logoda normalde iki tane yan çizgi var. Ortada bir tane kıvrımlı şekil var. Bir çizgi ve yine kapa parantezi gibi bir işaret var. Ancak beynimiz bunu ilk gördüğünde tabii ki böyle yorumlamıyor. Bunu ...VSP şeklinde yorumluyoruz. Bu aslında beynimizin bize oynadığı bir oyun. Orada VSP yazmıyor. Ancak beynimiz onu o şekilde tamamladığından dolayı... ...daha akılda kalıcı bir tasarım elde etmiş oluyorlar. Bence bu çok akıllıca. Ancak her baba yiğidin harcı da değil. Peugeot'un da logosu değişti ve bence çok daha güzel oldu. Önceki logo böyle çok üç boyutluydu ve... ...inanılmaz keskin hatları vardı. Evet şık duruyor... Ama bana göre yeni logo çok daha flat ve çok daha şık. Ve değişen logolarda benim en çok hoşuma giden Kia'nın logosu. Gerçekten muhteşem bir değişim. Orada ilk baktığınızda Kia yazmıyor gibi gözüküyor ama dikkatli bakınca harika bir tasarım görüyorsunuz. Ancak logolarda tek geçeceğim birkaç tane logo vardır. Birisi Apple'ın logosu. O kadar çok akılda kalıcı ve o kadar güzel ki zaten bu bildiğim kadarıyla altın orana da uygun bir logo. Ve direkt olarak baktığınız anda akılda kalıyor. Bunu başarabilmek bence çok özel. Bilmiyorum böyle bir şey yapar mı ama yakın zamanda ben Coca-Cola'nın da logoda bir değişime gideceğini düşünüyorum. Çünkü Coca-Cola'nın şu anda kullandığı yazı tipi çok da kullanılan bir yazı tipi değil ve gerçekten eskidi. Aynı zamanda Coca-Cola şuna da erişti. Artık logosunu kullanmadan da reklamını yapabiliyorlar. Evet, böyle bir reklam tekniği gerçekten de var ve çok ilginç. Benim değişen logolar arasında en beğenmediğim Volvo'nun logosu oldu. Bana göre gerçekten çok kötü olmuş. Flatlaşacağız, sadeleşeceğiz derken aşırı basit bir logo tasarlamışlar. Hiç estetik durmuyor ama mutlaka aranızda beğenenler de olmuştur. Siz arkadaşlar bu genel logo devrimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Haftanın Geyik Podcast'ı bu kadardı. O zaman dostlar yarın tekrar görüşmek üzere ve hoşçakalın.